Şöyle böyle başlayalım arkadaşlar. Biz buraya u diyelim. Değişken değiştirmeli çözeceğiz sorumuzu. x kare artı 4 x eksi 4 eşittir u ise her iki tarafın ben diferansiyelini alırsam 2x artı 4 çarpı dx eşittir du olur. Bize x artı 2 ve dx lazım. Ben bunu 2 parantezine alırsam x artı 2 çarpı dx eşittir du geliyorsa demek ki arkadaşlar x artı 2 çarpı dx eşittir du bölü 2 olur. Yani ben şu arkadaşımıza da du bölü 2 demiş olurum. Şu 1 bölü 2'yi dışarı alabiliriz integral. Çünkü kat 1 bölü 2'ydi. Burası arkadaşlar 3. dereceden u gelmiş oldu. Bir de buradan du'yu yazmış olduk. Sonraki aşamamız ne? Sınırları belirliyorsun. Sınırları belirlerken. İlk sene ben 1 yazarsam 1 artı 4 eksi 4'ten alt sınırımız 1 geldi e, ee, x arkadaşlar 2 yazarsam 4 artı 8 eksi 4'ten de üst sınırımız 8 gelmiş oldu. Yani alt sınırımız 1 iken üst sınırımız 8 gelmiş oldu. İntegrali bulalım 1 bölü 2 çarpı. Buraya ben u üzeri 1 bölü 3 diyeceğim değil mi? İntegralini alırsam ne olur o zaman? U üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 yaparım. Sınırlarım da arkadaşlar. 1 ile 8 gelecektir. Sonra gel şimdi yerine yaz yine hata yazmadan hata yapmadan yapalım. 1 bölü 2 çarpı x yerine 8 yazarsam 2'nin 3. kuvvetinden gider. 2 üzeri 4 16. Hatta ters çevirip çarparsak 3 bölü 4 çarpı 16 gelir. Eksi. Buraya 1 yazarsak sadece 3 bölü 4 gelmiş olur. E, buradan da 1 bölü 2 çarpı. Şurası arkadaşlar 4'ler giderse 12. 12 eksi 3 bölü 4'ten de 13 bölü 4 gelmiş olur. Bunları çarparsam arkadaşlar hata yapmadık umarım. Ee, şu 12. 12 çarpı 4. 48. 48'den 3 çıkarsa 45 gelir. Evet 45. Tamam 45. 1 bölü 2 çarpı 45 bölü 4 yaparsak. Buradan da 45 bölü 8'e ulaşmış olacağız. O da A seçeneğidir. Aslında hataya çok açık bir soru. Hata yapmadan bu şekilde ilerlemiş olduk. Geldim 24. soruya. Dik koordinat düzleminde bir grafik verilmiş bize. Grafikte de değer e, aşağıdaki ifadenin değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar grafiğe başlamadan önce şunu söyleyelim. Şuradaki bize bölümleri ayırmış. Yani A ile B arasındaki biz alana A desek B ile C arasındaki alana B diyeceğiz. Burada mutlak değer aldığı için A ile C arasındaki bütün alanların demek ki ben pozitif değerlerini toplayacağım. Yani A artı B eşittir 20 gelecek. A ile C arasındaki ifadelerin bizden değerini sorduğu için burada da arkadaşlar üstteki fonksiyonun alanından alttaki fonksiyon alanı çıkarırsak b eksi a eşittir 8 gelmiş oldu. Sonra biz bunları taraf tarafa toplayalım ağlar gider. 2 tane b eşittir 28 geliyorsa ben b'nin 14 geldiğini söyleyebilirim. Yani bizim bu üstteki alanımız 14. Alttaki alanımız toplamı 20 geliyorsa 6'dır ya da 14'ten kaç çıkarsak 8 kalır. 6'yı çıkarırsak 8 kalır. Şimdi ben bunu bulduktan sonra bizden ifadenin neye işte eşit olduğunu istemiş. Bunu da değişken değiştirmeyle yapacaksın. 2x e u de. 2x'e ben u dersem. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam. 2 çarpı dx eşittir du yaparsa. Demek ki dx eşittir. du bölü 2 gelecektir. O halde fonksiyonum şuna döndü. İntegral. Ee, şurası f geldi. Çarpı burası du bölü 2. x yerine ben a bölü 2 yazarsam. Alt sınırıma üst üst sınırım da B yazarsam 2 çarpı B bölü 2'den B geldi. Sonra ben 1 bölü 2'yi dışarı atarsam çarpı A ile B arasında F U geldi. Şimdi demiştik zaten integral değeri değişkenlerden bağımsızdır. Yani bunun A ile B arasındaki değeri 6. altta kaldığı için eksi 6 ise yani ben buraya fx dx de eksi 6'dır. fu du da eksi 6'dır. Buna eksi 6 dedim. Eksi 6'yı da 2 ile sadeleştirdiğimizde cevabımız eksi 3 olan A seçeneğidir. Geldim 25. soru Yine işlemi bol bir olan bir soru. Yine çok işlem hatası yapmam lazım. Başlayalım o halde. Mavi boyalı bölgenin alanı A1, sarı boyalı bölgenin alanı A2 ise A1 ile A2'nin çarpımı 96 ise bizden A'yı sormuş. Şimdi arkadaşlar biz buradan şöyle başlayalım. Önce A2'nin alanı bulabiliriz. Nasıl bulacağız hocam? Şöyle bulacağız ben buradan y yerine 2 yazarsam x'in 4 olduğunu görebiliyorum. Eğer yani ben şunun alt taraftaki alanı bulursam burası a2 şunun zaten yüksekliği 2 idi burası da 5'ti ben buraya da 10 demiştim. a2 artı 10 dediğimiz alan eşittir. 4 ile 9 arası kök x dx'tir. İşte bunu yapman lazım. Bunu yaparsan olay biter. Gel o zaman bulalım kök x'in e, x üzeri 1 bölü 2 idi burası. İntegralini alırsak x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den 2 bölü 3 diyeceğim. Sınırlarım da 4'e 9. İşte bu alanımız a2 artı 10'a eşittir. Sonra ben yine a2 artı 10 eşittir. x yerine 9 yazarsam 9'un kare kökü 3'tür. 3'ün karesi 27. 27'yi 3'e bölersem arkadaşlar 9, 9 kere 2, 18 yapar. Eksi. Oradaki işlemleri hızlı yaptım. x yerine 4 yazarsam dördün, evet, 4'ün dördün kare kökü 2'dir. Ya yani 2'nin karesinden 2'ler gider, 2'nin 3'ü 8, 8 kere 2, 16, 16 bölü 3 gelmiş oldu diyelim. Sonra ben yine a 2 artı 10 eşittir. Buradan 54 mi gelir? Hmm, 54'ten 16 çıkardığımızda Evet. 54-16-38 bölü 3 gelir. Ben tekrar onu diğer tarafa atarsam. A2 eşittir. 38 bölü 3 eksi. 10'dan kaç gelecek arkadaşlar? 8 bölü 3 gelecektir. Yani ben A2'yi 8 bölü 3 bulduğuma göre. A1 çarpı 8 bölü 3 eşittir. 96 gelecek. Sonra ben bunu 8 ile sadeleştirirsem. 12 yapar. İşler dışarı çarpımı yaparsam. A1 eşittir. 36 gelmiş olur. Şimdi ben A1 36 buldum. A1 dediğimiz alan neye eşit? Onu gel tartalım seninle. A1 dediğimiz alan da 0 ile 9 arası. A1 dediğimiz yer. 0 ile 9 arası. A kök x'ten kök x'in farkının değerine eşittir. Şimdi ben bunu kök x parantezine alırsam arkadaşlar şöyle gelir. Ee, i̇ntegral 0 ile 9 arası. Kök x parantezini aldığımızda a eksi 1 dx olur. Tekrar ben bu a-1 bizim için nedir? Aslında bir sabit sayıdır. Sabit sayı dışarı atabilirim. a-1 dışarı attım. İntegral. 0 ile 9 arası kök x çarpı dx eşittir. 36'dır. Zaten abi ben 36 olarak bildiğimden dolayı böyle yazdım. Sonra gel bunu integralini alalım. Burası zaten a-1 çarpı. İntegrali x üzeri 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2'yi yazdım. 3 bölü 2'ye böldüğüm için ters çevirip çarparsam 2 bölü 3 0 ile 9 arası diyeceğim. Sonra ben buraya a eksi 1'i zaten yazdım çarpı. 9 yazarsam 9'un kare kökü 3'tür. 3'ün küpü 27, 27 3'e bölersem 9. 9 kere 2, 18 gelir. Eşittir. 36 diyeceğim. Zaten şunları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar. <laughs> şurada hata yapmayalım. 3'ün küpü 27. 18 geldi. Oradan da a 3 mü gelecek acaba? Yo, doğru yapmışız ben hata yaptım düşündüm. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 2 geldi. A eksi 1 değeri 2'ye eşitse ben buradan A'nın 3 olduğunu söylemiş oldum. O da B seçeneğidir. Evet dediğim gibi işlemde hata yapmadan yaparsak kolay ve güzel bir soruydu. Geçelim 26'ya. 26. 26. soruya değişken değiştirmeyi soracak. Bakın sordukları soruların çoğu değişken değiştirmeyle gelmiş ve değişken değiştirme konusunu yani iyi başladıysan ya da integrali çözüyorsan mutlaka çok iyi oturtman lazım değişken değiştirme konusu iyi oturmazsa adamın sorduğu sorulara da takılabiliriz. Hata yapma oranımız artar. Yine değişken değiştirme yapacağım. Çünkü biz buradan hani f'in türevinden kurtulmamız için oran fx gelmesi lazım. Yani ben buraya u diyeceğim arkadaşlar. Bunu diyebilirim. 3x eşittir u geliyorsa her iki tarafın türevini alırsam. 3 tane dx eşittir du yaparsa demek ki dx eşittir du bölü 3'tür. Yani ben şu arkadaşımıza du bölü 3 diyebilirim. O halde ben şu ifade için 1 bölü 3'ü dışarı attım. integral. Buraya zaten f'in türevi u dedim. Çarpı du diyorum. Eşittir 4'müş. Sınırlarını gel böyle. x yerine ben 1 yazarsam buradan sınırım 3 gelir. x yerine 2 yazarsam arkadaşlar 6 gelir. Yani alt sınırım 3. Üst sınırım da 6 gelmiş oldu. Her iki tarafı 3 ile çarparsan. Şu türevli integral gider. f u olur burası. 3 ile 6 arası 12'ye eşittir. Sonra şunu diyebiliriz biz f6 eksi f3 eşittir 12 olması lazım. E zaten ben şeyi de biliyorum f3 de biliyorum f3 yerine kaç yazacağım 5 yazacağım 5'i diğer tarafa atarsam f6 kaç çıktı arkadaşlar 17 gelmiş oldu bu cepte. <laughs> f6 17 buldum. Buradan ne yapacaksın her iki tarafın türevini alacaksın. Her iki tarafın türevini alırsak çünkü integralden kurtulmak istiyorum ben giderse sadece f2x kaldı eşittir. G'nin türevi x gelmiş oldu. Benden G'nin türevi 3 sorduğu için x yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. Yani f6 eşittir. G'nin türevi 3 ise e zaten bu da 17'ye eşitti. Yani arkadaşlar e seçeneğidir.